Fehmi Koru, Adil Öksüz yine gündemde endişe baylok konusunun önemsizleştirilmesi. Bir dostum, konusuz kaldığımda derhal Adil Öksüz'ü gündeme taşıdığım görüşünde. Ama öyle değil.'' 15 Temmuz uğursuz darbe girişimiyle ilgili en önemli ayrıntı o olduğu halde bir iki haftadır konunun kapağını açmadım. Eskiden Yeşil vardı, şimdi Adil Öksüz. Yeşil, Usame Bin Laden ve Adil Öksüz. Yeşil'i hatırlayacaksınız. Susurluk kazası sonrası, ülkemizde fail meçhul cinayetler tartışılmaya başlandığında ismi gündeme gelmiş, hangi taş kaldırılsa altından onun görüntüsü çıkmaya başlamıştı. Devlet adına infazlar yapan bir tetikçi olarak. Sonra, bugün tam adını bile doğru dürüst bilmiyoruz. Hala yaşıyor mu yoksa öldü veya öldürüldü mü kimse bilmiyor. Atmanın sınırı yok, onu Demirel saklıyor diyen ileri görüşlüler de çıkmıştı. Adil Öksüz meşhur Türk Büyükleri Galerisi'nde hemen Yeşil'in yanında yer almaya aday. Önemli birimi Bugünün harika teknolojik araçlar dünyasında bir kişinin ortalıktan kaybolması, adeta buharlaşması, arandığı halde bulunamaması onu 15 Temmuz gecesi için en önemli figür haline getirdi. Lideri bilinmeyen yurttaşlık komitesi içerisinde yer almış komutanların isimleri tespit edilememiş bir ortamda. Adil Öksüz ismi darbe girişimine en yakıcı anlamı kazandırıyor çünkü. Sağ iken de yaşamıyor gibi sessiz biriymiş hangisi daha çok kişinin ölümünden sorumlu? Yeşil mi, adil, öksüz mü? En son hem de Amerika yolculuğuna çıktığı gün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir benzetme yapma ihtiyacı duydu ve ağzından Usame Bin Laden ismi çıktı. Onun Usame Bin Laden yani ÜBL'ye benzettiği denklemdeki kişi F. Gülen. Farklı ama Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında aynı benzerliği Adil Öksüz'le kurmuş. Daha fazla yakışıyor artık ondan da a ö diye söz edebiliriz. Adil Öksüz Akıncı üstünde. Sağ mıdır a ö yoksa ölümü? Yeşil içinde bu soru sorulur. Ben de her defasında aynı cevabı verirdim. Sağ olması mümkün değil. Hatta ben bir türlü yakalanamayan Üsame bin Ledin'in de sağ olduğuna inanmıyordum. Öldüğü kanaatiyle. Sonradan Beyaz Saray'da, o zaman Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Hillary Clinton'la asker sivil kurmayları yanında olduğu halde, Abbottabad'da ÜBL'nin yani Usame Bin Laden'in hayatını kaybedeceği operasyonu canlı izleyen Barack Obama fotoğrafı yayımlandı. Clinton, eli ağzında izliyordu ekrana yansıtılan operasyonu. Amerika'yı yönetenlerin Pakistan'dan canlı olarak izledikleri ÜBL operasyonunun da görüntüleri nedense bugüne kadar bizlerden saklandı. Aralarında operasyona bizzat katılanlarla, katılanlarla görüşenlerin de bulunduğu pek çok yazar, ÜBL'nin son günlerini safha safha kitaplaştırdığı halde, bizde ve dünyanın pek çok yerinde adamın orada ve o anda öldürüldüğüne inanmayan pek çok kişi vardır daha önce infaz edilmiş veya hastalığı yüzünden bir mağarada hayatını kaybetmiş übe'yi sağ gibi gösterip yıllarca kullandıktan sonra öldürülmesine karar verdiğine inanır o kişiler bunu yazarlar da vardır yakında öyle bir figüre dönüşebilir aö ÜBL'nin başına Amerikalılar 25 milyon dolar ödül koymuştu. Adam Pakistan başkentinin hemen yanı başında yaşadığı halde bu denli büyük servet ödülüne rağmen yakalanamamıştı. AÖ'yü yakalatana bizde 4 milyon lira verileceği açıklandı. Bakalım ne olacak? Baylok, darbe soruşturmasının akıbeti balyoz gibi olmasın. Baylok diye diye sakın ola darbe hesaplaşması sulandırılmasın. Günümüzün bir başka karmaşası da Baylok denilen akıllı telefon uygulamasından kaynaklanıyor. Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz Amerika'ya gidip o programı Apple Store'a koyan isimle görüştü. O kişi tilki lakaplı bir tanışının programı ürettiğini, bütün işlemleri kendisinin kredi kartıyla yaptığını, programı FETÖ diye anılan yapının iç haberleşme için yaygın biçimde kullandığını anlattı. Nedense bu anlatım birileri tarafından beğenilmedi. Sebebi programın 2016 yılı başlarında kullanımdan kaldırıldığını söylemesi. Program o zaman kullanımdan kaldırılmışsa 15 Temmuz öncesi sırası ve sonrasında kullanılmış olamaz. Bu da ByLock kullandıkları gerekçesiyle insanların üzerine gidilmesini anlamsız kılar diye düşünülüyor. O gece birbirleriyle haberleştikleri el konulan cep telefonlarından anlaşılmış kişiler ve gönderip aldıkları mesajlar da var. Benim acizane görüşüm şu. ByLock'u tercih ettiren çift taraflı kriptolama özelliği WhatsApp tarafından da benimsenir ve uygulanır olunca Kalabalık içerisinde daha kolay kamufle olunacağı için darbeciler onu kullanmaya başlamışlardır. Çift taraflı kriptolama mesajları başkalarının gözünden saklamaya yarıyor. WhatsApp çifte taraflı kriptolamaya Full End-to-End end Encryption bu yılın Nisan ayında geçti. Hürriyetin Amerika vatandaşı olduktan sonra ismini David Keynes olarak değiştirmiş kişiyle mülakatının Baylock üzerine oturtulan değerlendirmeleri ortadan kaldıracağı endişesi duyanlar konunun yanlış ele alındığı endişesine kapılmalılar esas sonunda bu konunun bütün denklemi zedeleyebileceği endişesine Baylos davası ilgili ilgisiz herkes suçlanınca Ergenekon ve Balyoz'a ne oldu? Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'de ve hükümetimde bir tek FETÖ'cü yok açıklamasını yaptığı gün bir şeyden söyledi. Kom ve Balyoz sapına kadar gerçekte onları FETÖ sulandırdı. Doğru bir tespit. Nasıl sulandırdı FETÖ? Şöyle, 1. Ordu Komutanlığı'nda düzenlenen tatbikat plan seminerinde bir darbe provası yapıldığı iddiası üzerine dayanıyordu balyoz davası. Elde o gün seminerde yapılan ve tutuklanacakların isim isim zikredildiği Kadıköy İmam Hatip Lisesi Müdürü'nün ismi neden listede yok diye soruyordu komutan. Nereye konulacaklarının belirlendiği Fenerbahçe Stadyumunda toplanacaklar deniliyordu ses kayıtları vardı. Dava sırasında bunların üzerinde durmak ve sonuç almak yerine o gün seminerde bulunmayan ve dolayısıyla darbeyle suçlanamayacak pek çok subay ve ilgisiz sivil gözaltına alınıp tutuklandı. O arada birileri bunu sağlamak için belge üretme derdine düştüler. İşin sonunda nereye vardığını hepimiz gördük. Konuları saptırmamak gerekiyor. O günde gerekiyordu, bugün de gerekiyor. Uğursuz darbe girişimi gecesi olanlar tabak gibi ortada. Ona katılanlar, uçaklarını kaldırıp şehitlerin üzerinde alçaktan uçuranlar, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, polisin özel kuvvetler karargahını bombalayanlar, İstanbul'da köprüler üzerinde halka ateş açanlar, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kaldığı otelden almaya gidenler. Elbette darbecilere destek veren asker-sivil başka unsurlar, emir ve talimatları taşıyanlar, yurtta suh bildirisini kaleme alanlar, söylem ve eylemleriyle darbeyle aralarında ilgi kurulabilecekler mutlaka vardır.'' var. Özellikle ve öncelikle onların üzerine gitmek ve halkayı oradan başlayarak genişletmek daha akıllıca olmaz mı? Baylok üzerinde yoğunlaşmak, Başbakan Yıldırım'ın sapına kadar gerçekti dediği Ergenekon ve Balyoz davalarının başına gelenlerin tekerrürünü getirebilir. 250 şehidin hesabını sormaya yarayacak ciddi bir davayı sulandırabilir. Ergenekon ve Balyoz davalarının sulandırılma yoluna girdiğini gördüğümde de benzer uyarılarda bulunmuştum. Hatırlanacaktır. Şimdiki uyarımı da o zaman cemaat medyasının yaptığı gibi başka yerlere çekenler çıkabilir. Çıksın, ben uyarayım da. fehmikoru fehmikoru.com